Bu soru klasiktir. Her fizik kitabında muhakkak bulunur. Sorumuz şöyle. Birbirine iple bağlı iki kütle var. İp bir makaranın üstünden geçiyor. Kütlelerin ivmesi ne olur? Aslında başka bir deyişle 3 kilogramlık ve 5 kilogramlık kütlelerin ivmesi ne olur diye de sorabiliriz. Bir saniye ya. Makara da nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Makara bu. Bu arada makara plastikten veya metalden yapılan dönebilen bir cisimdir. Üstünde genellikle ipin geçmesi için açılmış bir oluk bulunur. Böylelikle makara merkezi etrafında serbestçe dönebilir. Sonuçta makaranın bir tarafındaki ip gerilmesi diğer tarafındakiyle eşit olur. Makaralar düşey kuvvetleri yatay kuvvetlere veya yatay kuvvetleri düşey kuvvetlere dönüştürebilir. Yani kuvvetin doğrultusunu değiştirmeye yararlar. İşte makaraları bu amaçla kullanıyoruz. Burada makaranın serbestçe dönebildiğini varsayarsak, yani makaranın kütlesinin olmadığını, hareket eden bir direnç göstermediğini kabul edersek, bu taraftaki ip gerilmesi bu taraftaki ip gerilmesiyle aynıdır diyebiliriz. Yani buradaki düşey gerilme hiçbir kayba uğramadan buradaki yatay gerilmeye aktarılıyor. Dolayısıyla bu gerilme değerleri birbirine eşit oluyor. Tabii burada makaranın serbestçe dönebildiğini ve kütlesinin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu varsayıyoruz. Çünkü kütle çok küçük olunca makaranın dönmesine karşı koyabilecek eylemsizlik etkisi de ortadan kalkmış oluyor. Sorumuza geri dönelim. Bizden ne bulmamızı istiyorlardı? 3 kilogramlık kuvvetin ivmesi nedir? 5 kilogramlık kütlenin ivmesi nedir? Baştan söyleyeyim. Böyle soruları çözmenin bir kolay yolu, bir de zor yolu vardır. Ben önce zor yolu göstermek istiyorum. Biliyorum hiçbirinizin işine gelmiyor ama önce zor yolu göstermezsem kolay yolun mantığını anlamanız çok zorlaşacak. Ve zor yolu görmeden kolay yolun neden işe yaradığını muhtemelen anlamayacaksınız. Ayrıca zor yol diyorum ama bu yöntemde korkulacak kadar zor değil zaten. Kolayın zoru diyelim. Yine ayrıca hocanız bu tür problemleri zor yoldan çözebiliyor musunuz, çözemiyor musunuz onu görmek isteyebilir. Şimdi ne yapacağız? İvmeyi bulmak istiyoruz ivmeyi nasıl bulacağımızı biliyoruz. Newton'un ikinci yasasını kullanacağız. Belli bir doğrultudaki ivme, o doğrultudaki net kuvvetin kütleye bölümüne eşittir. Peki, şimdi hangi kütleyi seçeceğiz? Sonuçta elimizde iki tane kütle var. Birini seçmiş olmak için 5 kilogramlık kütleyi seçtik diyelim. O halde 5 kilogramlık kütlenin ivmesi eşittir. 5 kilogramlık kütleye etki eden net kuvvet bölü 5 kilogramlık kütlenin kütlesi olur. Unutmayın. Burada bir de doğrultu belirtmemiz gerekiyor. Düşey doğrultuyu mu seçelim, yatay doğrultuyu mu? Kütle yatay olacak ivmeleneceği için. Bizi ilgilendiren doğrultu yatay olan. Dolayısıyla yatay doğrultuyu seçtik anlamında buralara bir indis daha ekliyorum ve x yazıyorum. Artık değerleri yerlerine yazmaya başlayabiliriz. 5 kilogramlı kütlenin x doğrultusundaki ivmesi eşittir. Şimdi x doğrultusundaki net kuvveti bulmak için bir kuvvet diyagramı çizmemiz lazım. 5 kilogramlı kütleye hangi kuvvetler etkiyor? Bir defa kesinlikle bir yer çekimi kuvvetimiz var. Çizelim. FG. Bununla eşit büyüklükte ama ters yönlü bir de normal kuvvetimiz var. Yukarı doğru. Yani yukarı yönlü bu normal kuvvetin büyüklüğü, aşağı yönlü yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne eşit. Çünkü bu kütlenin düşe yönde ivmelenmiyor olması lazım. Masa sert bir yüzey ise kütle düşe yönde niye ivmelensin değil mi? Evet, kütleye etki eden bir tane daha kuvvet var. Sağ yönü bu kuvvete gerilme kuvveti diyoruz. Hatta masa kütle arasında sürtünme olmadığını varsayarsak sol yönü herhangi bir kuvvet söz konusu değil. Hava direncini de ihmal ediyoruz. Çünkü hava direncini genelde ihmal ederiz. Gördüğünüz gibi yatay yönlü tek kuvvetimiz gerilme kuvveti olan T. Bunu 5 kilogramlı kütlenin kütlesine yani 5 kilograma böldüğümüzde ama bir dakika burada bir sorun var. 5 kilogramlı kütlenin ivmesini bilmiyoruz ki zaten bulmaya çalıştığımızda o. Fakat gerilme kuvvetini de bilmiyoruz. Bu eşitliği çözemeyiz. Başka zaman olsa düşey doğrultuya geçerdik ama burada onun da bir faydası olmayacak. Çünkü normal kuvvet yer çekimi kuvvetine eşit. Düşey doğrultudaki net kuvvet sıfır. Bunu zaten biliyoruz. Buradan bize bir çözüm çıkmaz. Ne yapmamız lazım o zaman? Dikkat edin. Bu sadece 5 kilogramlık kütle için kurduğumuz denklem. Şimdi aynısını 3 kilogramlık kütle içinde yapacağız. Bu tarafa geçelim. 3 kilogramlık kütlenin ivmesi eşittir 3 kilogramlık kütleye etki eden net kuvvet bölü 3 kilogramlık kütlenin kütlesi. Burada hangi doğrultuyu seçeceğiz? Burada ivme düşey olacağı için düşey doğrultuyu seçiyoruz. Hatırlatıcı olsun diye y indislerini ekliyoruz. Bunu siz de yaparsanız hangi doğrultuda işlem yaptığınızı karıştırmazsınız. Şimdi burada hangi kuvvetleri yazacağız? Kuvvet diyagramımızı çizip görelim. 3 kilogramlık kütleye etki eden bir yer çekimi kuvvetimiz var. Sonra yukarı yönlü bir gerilme kuvvetimiz olacak. Ve ipin bu tarafındaki gerilme kuvveti bu tarafındaki ile eşit olacak. Tabii makaranın kütle veya sürtünmeye bağlı olarak herhangi bir direnç göstermediğini varsayıyoruz. Yani makaranın kütlesini ve sürtünmesini ihmal ediyoruz. Sonuçta ip üzerindeki gerilme kuvveti her noktada aynı oluyor. Evet, yukarı yönlü gerilme kuvvetini çiziyorum. Fakat dikkat edin, bu gerilme kuvveti yer çekimi kuvveti kadar büyük değil. Bu bizim yer çekimi kuvvetiniz. Gerilme kuvveti yer çekimi kuvvetinden daha küçük olacak. Çünkü bu 3 kilogramlık kütle aşağı doğru ivmeleniyor. Dolayısıyla bu kuvvetler birbirini götürüyor olamaz. Yukarı yönlü gerilme kuvvetinin yer çekimi kuvvetinden daha küçük olması lazım. Ama bu gerilme kuvvetiyle bu gerilme kuvveti birbirine eşit. Yerlerine yazalım. 3 kilogramlık kütlenin y doğrultusundaki ivmesi eşittir. Düşey doğrultudaki iki kuvvetimiz var. Bir tanesi yukarı yönlü gerilme kuvvetimiz. Bunu artı olarak yazıyorum çünkü yukarı yönü genellikle pozitif kabul ediyoruz. Diğeri aşağı yönlü yer çekimi kuvvetimiz. Bunu da eksi olarak yazıyorum çünkü aşağı yönü bir kuvvet bu. 3 kilogram çarpı dünyanın yer çekimi ivmesi yani 9,8 metre bölü saniye kare kütlemiz bu olduğundan bunu 3 kilograma bölüyoruz ama sorun hala çözülmüş değil. Ne bu ivmeyi biliyoruz ne de buradaki gerilme kuvvetini. O halde ne yapacağız? Bakın. Bu denklemdeki bilinmeyenler ivme ve gerilme. Bu denklemdeki bilinmeyenler de ivme ve gerilme. Yani iki bilinmeyenimiz ve iki tane denklemimiz var. Bu iki denklemi birlikte çözerek belki sonuca ulaşabiliriz ki bu tür problemleri tam olarak böyle çözüyoruz. Her iki denklemde gerilmeler birbirine eşit. Önce bu denklemdeki gerilmeyi yalnız bırakalım. Burası daha kolay çünkü. Gerilme eşittir 5 kilogram çarpı 5 kilogramlık kütlenin x doğrultusundaki ivmesi. Artık gerilmenin neye eşit olduğunu biliyoruz. Gerilme buna eşit. Ve bu gerilme bu gerilme ile aynı. O halde bu ifadeyi alıp buradaki gerilme teriminin yerine yazabiliriz. Bakalım ne olacak? 3 kilogramlı kütlenin düşey doğrultudaki ivmesi eşittir. Pay bayağı uzun olacak o yüzden kesir çizgisini de uzun tutalım. T yerine 5ax yazıyoruz. 5 kilogram çarpı 5 kilogramlı kütlenin x doğrultusundaki ivmesi sonra buradaki geri kalanlar. Hatta yukarıdan olduğu gibi kopyalayıp yapıştırayım. İşte böyle. Evet ne elde etmiş olduk böylece? Bu arada paydada 3 kilogramımız hala duruyor. İlerleme kat etmiş olduk mu? Evet olduk. Bilinmeyenlerimiz artık sadece ivmelerden ibaret. Ama sorun şu, bunlar aynı ivmeler değil. Buradaki ivme 3 kilogramlı kütlenin düşey doğrultudaki ivmesi. Buradaki ivme ise 5 kilogramlı kütlenin yatay doğrultudaki ivmesi. Şimdi bu noktada bir fikir yürüteceğim ama bazıları bunu hiç sevmez. Halbuki problemin çözümü için şarttır. Kilit fikir şu. Bu 3 kilogramlı kuvvet 1 metre aşağı inerse bu 5 kilogramlı kütle 1 metre sağa ilerlemek zorunda çünkü eğer ilerlemezse 3 kilogramlık kütleye 1 metre aşağı inmesi için gereken ipi sağlamamış demektir. Bu da ipin ya koptuğu ya da esnediği anlamına gelir. Oysa biz ipin kopmadığını ve esnemediğini varsayıyoruz. Esasında öyle bir şey olmaz. Bütün ipler gerilme kuvveti altında bir miktar esner. Ama bu esnemenin ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu varsayıyoruz. Tekrar edeyim. Fikir şu. Bu 3 kilogramlık kütle 1 metre aşağı inerse bu 5 kilogramlık kütle 1 metre sağa kaymalı. Çünkü 3 kilogramlı kütlenin 1 metre aşağı inebilmesi için 5 kilogramlık kütlenin ona 1 metre ip vermesi gerekir. Yoksa ne olur? Mesela 5 kilogramlık kütle olduğu yerde kalıyor ve 3 kilogramlı kütle aşağı doğru hareket ediyorsa veya 3 kilogramlık kütle 5 kilogramlı kütleden daha uzun bir mesafe kat ediyorsa ip ya kopuyordur ya da esniyordur. İkna olmadıysanız, videoyu duraklatıp kendinizde biraz düşünün. Devam edebilmemiz için buna ikna olmanız şart. Tamamdır. Buna ikna olduysanız, bir sonrakine geçelim. 3 kilogramlı kütle aşağı doğru belli bir hızla mesela 2 metre bölü saniye ile hareket ediyorsa, 5 kilogramlı kütlenin de 2 metre bölü saniyelik bir hızla sağa doğru hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde 3 kilogramlı kütlenin 2 metre bölü saniye hızla aşağı inebilmesi için gerekli ipi sağlayamaz. Ve son olarak tüm bunlara ikna olduysanız şuna da hemencecik ikna olacaksınız. Bu 3 kilogramlı kütlenin aşağı yönlü ivmesi ne olursa olsun büyüklüğü 5 kilogramlı kütlenin sağ yönlü ivmesinin büyüklüğüne eşit olmak zorundadır. Çünkü yine aksi takdirde ip ya kopar ya da esner. Oysa biz ipin esnemediğini varsayıyoruz. Yani diyoruz ki 3 kilogramlık kütlenin y doğrultusundaki ivmesinin büyüklüğü, bakın burada büyüklüklerden bahsediyoruz, işaretleri aynı olmak zorunda değil. 3 kilogramlık kütleye aşağı yönü olduğundan ivmesi negatif. Aşağı yönü negatif kabul ediyoruz demiştik. 5 kilogramlık kütlenin ivmesi ise pozitif. Çünkü sağa doğru ve biz sağa doğru yönü pozitif kabul ediyoruz. Yani bu ivmelerin işaretleri farklı. Ama büyüklükleri aynı olmalı. Çünkü kütlelerden biri diğerinin ivmelenmesi için gereken ipi sağlayabilmeli. Dolayısıyla ivmelerin büyüklükleri aynıdır diyebiliyoruz. Bu örnekte ivmelerden biri negatif, biri pozitif. O halde 3 kilogramlı kütlenin aşağı yönlü ivmesi eşittir, eksi 5 kilogramlı kütlenin sağ yönlü ivmesi diyebiliyoruz. Eksiyi karşı tarafa da yazabilirdik. Yani 5 kilogramlı kütlenin x doğrultusundaki ivmesi eşittir. Eksi 3 kilogramlı kütlenin y doğrultusundaki ivmesi diyebilirdik. Aralarındaki tek fark birinin diğerinin negatif olması. Önemli olan bu. İşte ihtiyacımız olan bağıntıya ulaştık. Bu bağıntı sayesinde nihai denklemimizde sadece tek bir değişken olmasını sağlayabiliriz. Denklemin sol tarafında A3y var ve biz A3y'nin eksi a5 x'e eşit olduğunu biliyoruz. Eksi a5 x'i alıp burada a3 y'nin yerine yazarsak eksi a5 x eşittir geri kalan her şey. Kopyalayıp yapıştıralım ki zaman kaybı olmasın. İşte buna eşit oluyor. a3 y'nin yerine eşit olduğu şeyi yazdık. Sonuçta ne oldu? Tek bilinmeyenli tek bir denklem elde etmiş olduk. Artık tek yapmamız gereken a5 x'i denklemden çekmek. A5x her iki tarafta da var. Dolayısıyla A5x'lerin tek bir tarafta olmasını sağlamamız gerekiyor. Biraz cebir bilgimize başvuracağız. Şunları yukarı taşıyıp biraz kendimize yer açalım. Evet ne yapıyoruz şimdi? A5x'i yalnız bırakıyoruz. Öncelikle paydadaki 3 kilogramdan bir kurtulalım. Bunun için denklemin her iki tarafını 3 kilogramla çarpıyoruz. Yazalım. Eksi 3 kilogram çarpı A5x eşittir. Her iki tarafı 3 kilogramla çarptığımıza göre 5 kilogram çarpı A5x eksi 3 çarpı 9,8. 29,4 newton eder. Eksi 29,4 newton. Çarpma işlemini yaptık. 29,4 newton bulduk. Artık a terimlerini tek bir tarafa toplayacağız. Bunun için eksi 3a'yı sağ tarafa atacağız. Eksi 3a karşı tarafa artı 3a olarak geçecek. Eksi 29,4 newton'u da sol tarafa atacağız. O da karşı tarafa artı olarak geçecek. O halde artı 29,4 newton eşittir. Bu taraftaki 29,4 newton gitti artık. Bu terim de karşı tarafa artı olarak geçecek. Böylece solda a'lı terim kalmayacak yazıyorum. Eşittir 5 kilogram çarpı a5x artı 3 kilogram çarpı a5x. Çok yaklaştık. Bakın sağ taraftaki bu terimleri birbiriyle toplayabiliriz. 5a artı 3a 8a eder. Öyleyse 29,4 newton eşittir 8 kilogram çarpı a5x olur. Denklemin her iki tarafını 8'e bölersek bilinmeyen genellikle sol tarafa yazılır. O yüzden a5x'i buraya yazmıyorum eşittir 29,4 Newton bölü 8 kilogram. 5 kilogramlı kütlenin x doğrultusundaki ivmesi işte buna eşitmiş. Hesap makinesiyle hesaplarsak 29,4 bölü 8, 3,675 ediyormuş. Yuvarlayıp 3,68 diyelim. 3,68 metre bölü saniye kare. Bakın pozitif bir değer gayet güzel. Pozitif çıkması gerekiyordu çünkü 5 kilogramlı kütlenin ivmesi pozitif yönde. Demek ki ivmenin büyüklüğü 3,68 metre bölü saniye kareye eşitmiş. Fakat bu 5 kilogramlı kütlenin ivmesi. 3 kilogramlı kütlenin ivmesi ne olacak? Çok kolay. Büyüklüğü 5 kilogramlı kütlenin ivmesinin büyüklüğüne eşit olmalı. a5x'in ne olduğunu biliyoruz. Bu değer işte. Bunu alıp burada yerine yazarsak 3ay'nin eksi 3,68 metre bölü saniye kareye eşit olduğunu biliyoruz. İşte bitti. Bu kadar. 3 kilogramlı kütlenin ivmesini bulduk. Doğal olarak negatif çıktı çünkü kütle aşağı doğru ivmeleniyor. 5 kilogramlı kütlenin ivmesini de bulduk. Kütle sağa doğru ivmelendiğinden o da haliyle pozitif çıktı. Peki bu değerleri nasıl bulduk? Hızlıca bir özetleyelim. 5 kilogramlı kütle için Newton'un ikinci yasasını uyguladık. Ama sonuca oradan ulaşmadık. 3 kilogramlı kütle için de Newton'un ikinci yasasını uyguladık ama o da bizi sonuca götürmedi. Bir çıkmaza girmiş gibiydik. Çünkü görünürde 3 tane bilinmeyenimiz ama sadece 2 tane denklemimiz vardı. Bu durumda tek bilinmeyeni tek denkleme geçebileceğimizi sağlayan şey, ivmeleri birbirinin cinsinden yazabileceğimiz gerçeği oldu. Çünkü bu ivmeler birbirinden bağımsız değildi. Büyüklükleri aynı olmak zorundaydı. Bir tek bu örnekte birinin işareti negatifti. İvmelerden birini diğerin cinsinden yazdığımızda problemi tek bilinmeyenli tek bir denkleme indirgemiş olduk. Oradan hareketle de ivmelere bulduk. İşte bu tür problemleri çözmenin zor yolu bu. Bir sonraki videoda kolay yolu anlatacağım.